Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bu paralel devrelerde e, Toplam direnç akım gelim hesabı nasıl yapılır bunu anlatacağım Öncelikle paralel bir direnç devresi çizelim Şöyle 3 tane dirençten oluşan bir Hatta iki direnç olsun Bunlara paralel bağlı bir tane gerilim kaynağı olsun kıymetli arkadaşlar Birinci direncimize R1 ismini verdim. İkinci direncim R2. E, hat, şurayı düzeltelim. Kaynağımızın yönü o şekilde değildi. Şu şekilde olsun. Şöyle. Eksi artı. Evet. Kaynağıma V diyorum arkadaşlar. Eksi artı. R1, R2 direncim ve e, şuradan akan akıma bakın şuradan akan akıma kaynak akımına I diyorum. Buradan akan akımım şu noktada ikiye ayrıldı, kıymetli arkadaşlar. Bir de şuradan gelen bir akım var. Buna I1 akımı, buna da I2 akımı ismini verdim. Şimdi paralel devrelerde eş değer direnç, toplam direnç, dirençler üzerinden geçen akım ve e, dirençler üzerine düşen gerilim nasıl bulunur? Öncelikle toplam direnci bulmakla başlayalım kıymetli arkadaşlar. Şimdi toplam direnç paralel devrelerde toplam direnç şöyle bulunur. Kaç tane direncim varsa bunları bakın 1 bölü R toplam. 1 bölü R toplam eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2. Seri devre olsaydı nasıl olurdu? R1 artı R2 olurdu. Bu ne demek oluyor? Benim kaç tane paralel direncim varsa toplam yani Paralel dirençlerin bağlanmasının sebebi bu. Mesela benim elimde 2 tane 2K'lık direnç var. 2K, 2K. Bana 1K'lık bir direnç lazım. Ne yaparım? Bunu paralel bağlarım arkadaşlar. 2 tane 2K'dan 1K elde edelim. Bunların toplam direnci ne olur? AB, e, 1 bölü 2K artı 1 bölü 2K, 1 bölü R toplamdan 1K olur. Ya da 2K varsa 2'ye böleriz 1K olur arkadaşlar. Paralel direnç olduğu için. Dolayısıyla şöyle bir tane 1K elde ettim. Eğer 4K elde etmek istiyorsam bunları seri bağlarım. 2 tane 2K'yı seri bağlarım. 2K, 2K toplam direncim 4K olur. Yani paralel bağlanmak istenmesinin nedeni benim hangi değerde direnç istediğime bağlıdır arkadaşlar. Toplam direnci bulduktan sonra dirençler üzerine düşen gerilimleri bulalım şimdi. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Paralel devrelerde gerilim sabittir. Yani kaynak gerilimi bütün devre elemanlarının üzerine düşen gerilime eşittir. Yani benim buradaki V gerilimim hem R2 direncimin üzerine düşer hem de R1 direncimin üzerine aynı anda düşer. Şunu söylemiştik. Akım akar gerilim düşer. Not diyelim hemen. Hemen bir not diyelim. Paralel devrelerde hatta şunu şey yaptıktan sonra hesabı yaptıktan sonra söyleyelim. Paralel devrede gerilim sabittir arkadaşlar. Evet o zaman R1 ve R2 üzerine düşen gerilim değerim benim kaynak gerilimime eşittir. Dolayısıyla şöyle diyorum. R1 üzerine düşen gerilme VR1 dersem bu V'ye eşittir. Yani kaynak gerilime. R2 üzerine düşen gerilme VR2 dersem VR2 gerilimim yani R2 üzerine düşen gerilimim V2 ya da VR2 neye eşittir arkadaşlar? Yine kaynak gerilim eşittir? Ve VR1 ile VR2 de birbirine eşittir. Buradan şöyle bir not çıkar. Paralel devrelerde not diyelim. Paralel devrelerde devrelerde gerilim sabittir. Yani bütün devre elemanlarının üzerine düşen gerilim Arkadaşlar neye eşittir? Kaynak gerilimine eşittir Gerilimi bulduktan sonra Şimdi sıra geldi akımlara Bakın benim kaynağıma Şöyle diyelim Şöyle bir akım geçişi var değil mi kaynağımdan Arkadaşlar bu kaynak bu akım Bakın şu noktada şuraya x noktası diyelim Şu noktada 2'ye ayrılıyor I2'ye ve I1'e ayrılıyor R2 üzerinden I2 akımı R1 üzerinden I1 akım geçiyor. Burada şu aklımıza gelmeli Kirchhoff'un akım yasası yani Kirchhoff'un akım yasası şudur arkadaşlar bir noktaya giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. Benim burada bir A noktam olsun bir akım geldi ve bu akım 3 ayrıldı bakın arkadaşlar şöyle I1, I2, I3. Ve buradan bir I akımı geldi. Noktaya giren akımlar hangisidir? I1. I akımıdır. Çıkan akımlar I1 akımı, I2 akımı ve I3 akımıdır. Dolayısıyla benim buradan Kirchhoff'un akım yasasına göre I eşittir. I1 artı I2 artı I3'tür. Giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. Bu da bana Kirchhoff'un akım yasası denklemini getirmiş oluyor akılma kıymetli arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Kirşof'un akım yasasına göre, Kirşof kanunlarında bunu daha net anlatacağım. Akım yasasına göre giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. Dolayısıyla burada ben şu akımlarla ilgili şöyle bir denklem yazabilirim. I1, I akımı eşittir. I1 artı I2. Peki I1 akımı nedir arkadaşlar? I1 akımı eşittir. I neydi? V bölü R idi değil mi arkadaşlar? Şöyle yapalım. Akım, gerilim, direnç üçgenimizi çizelim. V, R, B, R. Yani vır üçgeni. Akımı kapatırsak V bölü R olmaz mı? I eşittir. Dolayısıyla I bir akımı, R bir üzerine düşen gerilim bölü R1. R1 üzerine düşen gerilim bakın V dedik zaten. O zaman I1 ne olacaktır? V bölü R1. I2 nedir arkadaşlar? I2 eşittir. R2 üzerine düşen gerilim VR2 o da bakın V'ye eşittir. Dolayısıyla I2 eşittir. V bölü R2. V bölü R2. Bakın akımlarımızı bulduk. I1 akımını, I2 akımını bulduk. Neyi bulduk kıymetli arkadaşlar? Gerilimlerimizi bulduk. Ve toplam direncimizi bakın burada bulmuş olduk. Hemen bir örnek soru yaparak konuyu daha da iyi pekiştirmiş olalım. Kıymetli arkadaşlarım sorumuzda ben çizdim soruyu zaman kaybetmemek için... Ee durdurdum. Şimdi tekrar çizdikten sonra açtım videoyu. Şimdi kıymetli arkadaşlarım 3 tane direncin birbirine paralel bağlı şekilde gördüğünüz devrede. Bakın R1, R2 ve R3. Bunlara paralel bağlı bir tane V kaynağı yer alıyor gördüğünüz gibi. Şimdi benden istenenler R1, R2, R3 üzerinden geçen I1, I2 ve I3 akımları. R1, R2, R3 üzerine düşen VR1, VR2 ve VR3 gerilimleri. Toplam direncim R1, R2, R3'ün oluşturduğu toplam eş değer direnç ve R1, R2, R3 üzerine düş R3'ün harcadığı PR1, PR2 ve PR3 güçleri yani bizden istenen watt güç değeri. Şimdi kıymetli arkadaşlar önce toplam direnci bulmakla işe başlayalım. Her zaman toplam direnci bulmakla işe başlamak daha kolay, daha doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Şimdi toplam direncim nedir kıymetli arkadaşlar? Bakın 1 bölü R toplam eşittir. 1 bölü R1 3K artı biraz daha düzgün yazalım. 1 bölü 3K artı 1 bölü R2 1 bölü 6K artı 1 bölü R3 1 bölü 2K Toplam direncim ne olur? Burayı 2 ile çarparım. Burayı 1 ile, burayı 3 ile bu da eşittir. Toplarsam 2 artı 1 artı 3. 2 artı 1 artı 3 bölü 6K. O da eşittir. 4, e, 3 6 bölü 6K yapar. Eşittir 1 bölü R toplamsa ise diyelim R toplam ne olur arkadaşlar? R toplam 6K bölü 6K olur. 6 olur o da eşittir 1K olur. Nedir 1K? 1 kilo 10'dur. R toplam değerim neymiş? 1 kilo olmuş kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu devreyi şöyle de çizebilirim. Bakın şurada R toplam var. Şurada e, ne var arkadaşlar? V eşittir 20 volt. 20 volt. Şuradan da kaynak akımım ne olacaktır? Akacaktır. I akımı akacaktır. Şurada şunu da yazalım. I eşittir. Soru işareti. I nedir? Benim kaynaktan akan akımımdır. Yani şuradaki akımımdır arkadaşlar. I1 şurası. Şuradan akan akım. I2 şuradan akan akım. I3 de R3 üzerinden akan akım. Şimdi I1, I2, I3'ü rahatlıkla bulabiliriz. Önce I'yı bulmakla başlayalım arkadaşlar. I nedir? Şimdi bakın. Birinci durumda direnci buldum. İkinci durumda akımları bulacağım. Şimdi I nedir arkadaşlar? I kaynak akımımdır. I eşittir. V bölü R toplam. V bölü R toplam. O da eşittir ne yapar? V değerim zaten 20 volt. 20 volt bölü. Toplam direnç değerim 1K ise. I eşittir. 20 bölü 1K ne yapar? 20 bölü aslında 1000 ohmdur değil mi? 1 kilo 10 1000 ohmdur. E bunlar gitmez mi? Buradan ne olur? 0.02 amper olur. O da 20 miliamper yapar. 0.02 amper diyelim. Miliamper yazmaya gerek yok. Neyi buldum ben kıymetli arkadaşlar? I akımını buldum. Evet. Şimdi I akımını bulduktan sonra ben I bir akımı için ne yazabilirim? I bir akımı V bölü R1. O da 20 bölü 3K. Bu da yaklaşık olarak 6.6 miliamper oluyor. Yani 6.6 çarpı 10 üzeri eksi 3. O da eşittir. İse diyelim. I1 eşittir. 6.6 miliamper. I2 nedir arkadaşlar? I2 eşittir. V bölü R2. 20 bölü. Ha, şunu önce yapmak istiyorum. Şimdi bunu yapmadan önce V'yi bilmiyoruz tabi. Yani mesela burada ne dedik? I1 VR1 bölü 3K VR1'i bilmiyor. Biliyor muyum burada? Onu yapmadım onu hemen yapayım. Paralel devrelerde gerilim sabit. O zaman VR1 yani R1 üzerine düşen gerilim. R2 üzerine düşen gerilim. R3 üzerine düşen gerilim. Kaynak gerilimle eşittir. O da 20 volta eşittir. O zaman şuraya yazalım hemen. VR1 eşittir 20 volt. VR2 eşittir 20 volt. VR3 eşittir 20 volt. Bunların hepsi kaynak gerilimine eşittir. VR1, VR2, VR3 ne olur dedik? Hepsi 20 volt olur kıymetli arkadaşlar. Evet. Şöyle yapalım. Evet. VR1, VR2, VR3 20 volt bulduk. I1 nedir? VR1 bölü 3K. O da 6.6 mA. I2 VR2 bölü VR2 bölü 6K ise I2 eşittir. 20 bölü 6. Bölü 6 eşittir. 3.3K 3 mA. Özür diliyorum. Yani 3.3 çarpı 10 üzeri 3 yapıyor. O da miliamper yapıyor. Bunu zaten anlatmıştım. Akım konusunda amper miliamper dönüşümlerini anlatmıştım. Burada anlatmıyorum. i 3 nedir arkadaşlar? VR3 yani 20 volt bölü 2K. Bu da i 2 eşittir. 20 bölü 2K 10 mili amper yapacaktır. Akımlarımı da bu şekilde bulmuş oldum. Ha I akımın zaten 0.02 amper. O da 20 mili ampere eşit olur. Şuraya direkt 20 mili amper yazalım. Daha iyi anlaşılsın. 0.02 amper 20 mili ampere denk gelecektir. 20 mili amper. Neden? Çünkü 0.02 nedir? 2 çarpı 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 amperdir. O da 20 mili ampere eşit olacaktır. Bu şekilde bulmuş oldum. Evet, I1, I2, I3 amperlerimi de bu şekilde kutu içine alıyorum belirtmek için. Akımı buldum, gerilimleri buldum, toplam direnci buldum. Sırada güçlerim kaldı. Arkadaşlar güç nedir? Ha, e, şunu da belirtmek istiyorum. Bakın akımı kaynak akımı, şuradan geçen akın akan akım I1 I akımı I1, I2, I3'ün toplamına eşittir. Neden? Kişof'un akım yasasına göre giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. Dolayısıyla alt şu 3 tane akımın toplamı I'ya eşit olacak. E, o zaman 6.6 artı 3.3 9.9 yapıyor. Artı 10, 19.9 mA yapıyor. O da yaklaşık 20 mA yapıyor arkadaşlar. Yani şunu da belirtelim. I1 artı I2 artı I3 eşittir. I olmalı. Olmalıdır. Bunu da belirtmemizde fayda var. Son olarak bizden güçleri istemiş. Güç neydi arkadaşlar? Ee, akımla gerilimin direkt çarpımına eşittir ya da e, akım çarpı şöyle de diyebiliriz. E, gerilime I çarpı R dersek I kare çarpı R de diyebiliriz ya da V kare bölü R de diyebiliriz. E, akımları biliyorum gerilimleri biliyorum arkadaşlar. PR1 ne olur? PR1'i hemen hesaplayalım bu üçüncü durumumuzda. PR1 PR1 eşittir. V1 çarpı I1 O da eşittir. V1 kaçtır? 20 volt çarpı I bir kaç arkadaşlar? 6.6 miliamper. Miliamper ise o da eşittir. ise diyelim P R1 eşittir. 6.6 çarpı 20. 6.6 çarpı 20 eşittir. 132 mili watt yapıyor. 132 mili watt. Yani R1 direncim 132 wattlık mili wattlık bir güç harcar. PR2R2'nin harcadığı güç V2 çarpı ya da VR2 çarpı I2 şura VR1 şura VR2 çarpı I2 o da eşittir 20 çarpı I2 kaç 3.3 mA ise PR2 eşittir 20 çarpı 3.3 20 çarpı 3.3 eşittir 66 mW miliwatt pr 3de Eşittir. VR3 çarpı I3. O da eşittir. 20 çarpı I3 nedir? 10 mA. O da eşittir. Zaten PR3. 200 mW. En yüksek gücü kim harcamış? 2K'lı direncim harcamız, e, harcamış. Gördüğünüz gibi. En büyük akım değerim U3, R3 direnci üzerinden geçmiştir. Bunu da yine arkadaşlar belirtmek için kutu içine alalım. Güçlerimiz de bu şekilde bulmuş olduk. Umarım anlaşılmıştır kıymetli arkadaşlar. Bu dersimize paralel devrede eşdeğer direnç akım gelim hesabının nasıl yapıldığını anlatmış oldum. Sorular çözeceğiz arkadaşlar. Konu anlatımları bittikten sonra e, soru çözümlerine biraz daha yoğunluk vereceğim. Ama tabi mantığı anlamamız soruyu çözmemiz yani hemen hemen çöz %50'sini çözmüş gibi sayar bizi. Mantığını anlamamız önemli mantığını anladıktan sonra bütün sorular çerez gibi bütün sorular bize çerez gibi gelir. Çok basit bir şekilde çözebiliriz. Bir daha söylüyorum akım akar gerilim düşer akım her zaman akar gerilim ise elemanın üzerine düşen potansiyel farktır. Bugünlük bu kadar bir sonraki derste görüşmek üzere Hoşça kalın arkadaşlar.